piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Biz de bundan sonraki süreç içerisinde neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Bu arada Cumhurbaşkanı'ndan Avrupa Parlamentosu kararına ilişkin bir son dakika haberi vardı. Onu da altyazı olarak sizlerle paylaştık. Sınır kapılarının açılabileceğine ilişkin bir fikri de paylaşmış oldu böylece Erdoğan. Demir İnşaat ağırlıyoruz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu kadar kurun yükseldiği bir noktada aslında sizinle tekrar sohbet etmek ve sektörü değerlendirmek oldukça önemli. Çünkü gelmişiz kurda, işte her gün ayrı bir zirveyi test ediyoruz. İşte gece saatlerinde 3.47'lerin üzerine çıktığımızı, 3.48'lere yaklaştığımızı gördük. Bu kur seviyesinde sektörü nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi kurun yükselmesi en çok etkilediği kesimde inşaat sektörü. Çünkü baktığınız zaman dövizde alım yapılan ham maddeler var. Bugün kur yükseldi. Biz bunu yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Kurlar yükseliyor. Kurların peşinde belirli bir inşaat sektöründeki ürünler zam alıyor. Kur düşse de zam geri dönmüyor. Dönmediği zaman bu da bir maliyet olarak sektöre yansımış oluyor. Kurların yükselmesi hem bizi ve diğer sektördeki arkadaşlarımızı, sanayi, küçük esnafı hepsini olumsuz şekilde etkiliyor. Baktığınız zaman çok kısa zamanda kurlar çıkıyor. Ben bu kurların belirli bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra da geri dönüş belirli bir rayına oturacağına inanıyorum. Ama o dönüş esnasında bu yükseklikle beraber aldığı zamlar geri dönmeyecektir. Bu ne oluyor? Çalışana etki yapıyor. Bu konut alıcısına etki yapıyor ve üretene etki yapıyor. Malzeme üreticisi diyeceksiniz ki 2016'da baktığımız zaman ürüne gelen zamları biz konutlara aktarmadık. Sektöre zam olarak aktarmadık. Şimdi gelecek önümüzdeki 1-2 ay içerisinde de belirli bir zam, ham maddelerden kaynaklanan zamlar da konut sektörüne gelecektir. Önümüzdeki yılda da ister istemez konut tüketicisini kur artışından dolayı olumsuz şekilde etkileyecektir. Peki bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bugüne ilişkin aslında çok fazla gündem maddesi var. Yine ÖTV ile ilgili malum haberlerle birlikte piyasa hareketlendi. Bir bağlantımız olacak. OYAK grubu Renovais Türkiye Genel Müdür arkadaşımız Ceren'in yanında Berk Çağdaş'la bir sohbet edecekler. Teşekkürler Mine. ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Yeni ÖTV düzenlemesinin sektöre etkisini değerlendirmek üzere yanımızda OYAK grubu Renault Meis Genel Müdürü Berk Çağdaş var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Yeni düzenleme sektöre ne getiriyor? Öncelikle biz otomotiv sektör oyuncuları olarak biraz sürprizle uyandık bu sabah yine. Bütün aslında beklentiler biraz böyle bu vergi değişiklikleri olmadan sektörün biraz hazırlık yapabilmesine imkan tanıyacak bir zamanlamanın sektöre verilmesi yönündeydi. Bu gerçekleşmedi. O yüzden yine biraz sürpriz oldu bizim için. Tabii burada beklenti esas itibariyle hani vergi adaleti, adaletli vergi alınması konusu söz konusu olduğu için buna yönelik beklentilerimiz vardı. Bize de bilgi danışıldığında açıkçası verdiğimiz öneriler bu yöndeydi. Biz açıkçası gerek motor hacmi, gerek fiyat seviyesi açısından bazı segmentlerde vergi düşüşü bile bekliyorduk. Yani sektör oyuncuları olarak konuşuyorum. Ama bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Şimdi yeni sistem şöyle uygulanacak. Biliyorsunuz 1.6 litre ya kadar olan araçlar var. 1.6 litreden 2 litreye kadar olan araçlar var ve 2 litre üstü olan araçlar var. Bu üç sınıfta aslında satışların, otomobil satışlarının %95'i 1.6 litre ve altındaki araçlar segmentinde yapılıyor. Dolayısıyla buraya baktığınızda %45 olarak uygulanan vergi oranı burada %60'a çekildi. Yani genel sınıflama olarak verginin geldiği nokta %60 oldu. Ancak burada bir fiyat aralığı na göre değişiklik yaptı hükümetimiz. Eğer net matrah fiyatı 40.000 TL ise 40.000 TL'ye kadar olan araçlarda, 40.000 TL ve alt araçlarda uygulanan ÖTV oranı değişikliğe uğramadı. %45 olarak kaldı. Eğer 70.000 TL ise bu net fiyat matrah 70.000 TL'nin altı
40 bin TL'nin üstünde ise sadece %5 artışla %50 noktasına getirildi. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımızda bu segmentte satılan 1.6 litre bir araç bu fiyat aralıklarında ise toplamda bakıldığında yaklaşık olarak %3 ila 5 civarında bir vergi kaynaklı fiyat artışına denk geliyor. Diğer yandan eğer bu araç 1.6 litre ile 2 litre arasında bir motora sahip araçsa %90 olan uygulama ÖTV oranı %110'a çıkartıldı. Ancak burada yine fiyat sınıflaması yapıldı. Eğer bu motor hacmine sahip bir araç 100 bin TL'nin altında bir net fiyata sahip araçsa uygulama ÖTV'si %100 olarak belirlendi. Yani 10 puan sınıfın 10 puan altında bir uygulama ÖTV'si getirildi. Eğer bu sınıfta yine 1.6 litre 2 litre arasındaki bu sınıfta 1.8 litreyi geçmemek kaydıyla araç hibrit bir araçsa yani elektrik motoru da varsa araçta buradaki vergi oranı fiyat eğer 50 bin TL'yi geçmiyorsa 45 bin TL olur, %45 olarak uygulanacak. Fiyat eğer 80 bin TL'yi geçmiyorsa %50 olarak uygulanacak ÖTV oranı. Burada tabii bir sürpriz oldu bu sektör için. Çünkü genellikle hibrit ve elektrikli araçlarda bir destek vardı. Düşük bir ÖTV oranı uygulanıyordu. Bunların da normal ÖTV seviyelerinin aşağı yukarı motor hacmi 1.6'nın üstünde olsa bile çekildiğini görüyoruz. Bu segmentte yani 1.6 litre 2 litre arasındaki bu segmentte bu ÖTV artışlarının fiyatlara yansıması yaklaşık %8 ila %10 civarında olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. OYAK grubun Enerji Mayıs Genel Müdürü Berk Çağdaş ile yeni ÖTV düzenlemesinin sektör etkisini konuştuk. Aktaracaklarımız bu kadar. Söz sende Mine. Teşekkür ediyoruz Ceren, biz de sana. Şimdi ÖTV zamlarını epeyce uzun bir zamandır aslında konuşuyoruz. Bundan sonraki sürece nasıl etkileyeceğine ilişkin, otomotiv sektörü nasıl etkileyeceğine ilişkin sektörün altında tutmaya tabii ki devam edeceğiz. Çok az süre kaldı bugün bize Ahmet Bey. O yüzden devam edelim. Bu dün de Merkez Bankası faiz oranlarında bir artırıma gidince haliyle konut kredisinde bir düşüş bekleme durumu sona ermiş oldu gibi görünüyor en azından. Siz ne dersiniz? Konut kredilerinde bir düşüş olacak mı? Konut kredilerinde Cumhurbaşkanı'nın da çağrısı üzerine Bankalar Birliği'nin de birliğiyle beraber birinin altına düşmüştü. Bu da bir hareket getirmişti. Biz sektör oyuncuları da biraz da kendilerinden özveride bulunarak 0.70'lerle 0.75'lerle 65'lerle krediler sattık. Tabii ki faiz Merkez Bankası'nın faiz artırımı ister istemez önümüzdeki günlerde bankalar tarafında da bu satın alınacaktır. Bir bas çıkacaktır. Bu da olumsuzluk. Yani döviz kurunun artmasıyla inşaat sektöründeki alt üretici ürünlere gelecek zam faizlerin de artmasıyla beraber konut sektörünü biraz daha zorlayacaktır, sıkıntıya sokacaktır. Ama bunun yanında sıkıntıya sokarken konut maliyetleri de durmadan artacaktır. Tabii ki bu hoş olmayan şeylerdir. Ama ben önümüzdeki günlerde inşallah her şeyin biraz daha sakinlemesiyle beraber bu kısa bir geçişle faiz oranlarının da belirli bir noktaya geleceğini, dövizin de belirli bir seviyeye geleceğine inanıyorum. Çünkü bu şekilde giderse faiz artırımı, dün de Başbakanımız söyledi faiz artırımına kesinlikle karşıyız diye. Bu faiz artırımında bundan sonraki süreçlerde Merkez Bankası artırmadığı müddetçe çok fazla bir sıkıntı olmayacaktır. Belki 0.1-0.2 gibi bir oynama olacaktır ama sektörü çok fazla etkilemeyecektir. Ama dövizin artışı TL bazından satışımız olması nedeniyle yabancıları artıracaktır ama yerli müşteri de sıkıntı oluşturacaktır. Şimdi yılı da artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Yıl sonu beklentileri karşıladı mı karşılamadı mı onu da öğrenmek isterim sektör açısından. Ya yıl sonu karşılan derken 2016'da yaşamış olduğumuz bu kadar sıkıntılara rağmen ben bunu hep söylüyorum. Biz sektör olarak gerçekten yine çok iyi durumdayız. Bu halimize şükretmemiz gerekiyor. Çünkü 2016 yılında iki tane seçim yaşadık. Bir tane de darbe yaşadık. Yani
Türkiye'nin yaşamış olduğu bu sıkıntıları Avrupa'da çok ülke bunu kaldıramazdı. Ekonomik olarak da kaldıramazdı. Ayakta da duramazdı. Ama Türkiye ekonomik olarak dik ayakta durması ve bunu kaldırması, bu seyirde de gitmesi, inanın yine şükredecek haldeyiz. Çünkü 2016 yılı Türkiye'nin, ben bir kara yılı demiyorum ama, gerçekten gri bir yıl oldu. Sıkıntıları, seçim yılı, siyasi sıkıntılar, sınırdaki Suriye-Irak sorunumuz, terör sorunumuz, bunların hepsini yaşayan bir ülke, baktığınız zaman bugün 3.44'te dövizin kalması bilene, bu tabii ki tasvip etmediğimiz bir şey, kalması bilene inanın iyi. Başka türlü olmuş olsaydı, biz bundan 10 sene 15 seneki ekonomiye sahip olmuş olsaydık, bugün dolar 5000 lira, borsamız 30 binlerdeydi. O yüzden ben yine de siyasi bir sıkıntı yaşamadığımız müddetçe Türkiye'nin önümüzdeki günlerde 2017'nin ilk çeyreğinden sonra biraz daha rayına oturacağını, dövizin kısa zamanda belirli bir seviyede kalacağını, Avrupa Birliği'nin de Avrupa Birliği başkanlarının toplantısında Türkiye'ye bu kadar olumsuz bakmayacaklarını ümit ediyorum ve öyle gözlemliyorum. İnşallah güzel şeyler olur diyoruz. Halihazırda devam eden projeler ya da yeni başlayacak olan projeler var mı? Şu an devam eden Demir Lavide projemiz var. Teslimlere başladık. Ayşe Butik diye bir projemiz var. Hızlı bir şekilde bu sene başlamıştık. 2017'nin Mart ayında teslim edeceğiz. Anatolia projemiz var. Çok güzel bir 800 küsur dairelik büyük bir arazi içerisinde. O projemizi hazırlıyoruz. Bugünlerde inşallah başlamış olacağız. İzmir'de ve İstanbul içerisinde kentsel dönüşümden kaynaklanan iki projemiz var. Bunları hazırlıyoruz. Tabii ki ülke döviz çıkıyor, ülkede bazı sıkıntılarımız oluyor ekonomik olarak. Biz durma gibi lüksümüz yok. Biz hep bir şeyler üretmeliyiz. Türkiye'ye katkı sağlamalıyız. Yani bir kenara çekilip oturup bir ülke sakinlesin, ben önümü görüm diye böyle bir lüksümüz yok. Aksine projeler üretmeliyiz, ülkemize katkı sağlamalıyız. İstihdamını artırmalıyız çünkü gittikçe işsizlik sayısı da artıyor. Buna katkı sağlamalıyız. Ama burada bunlara katkı sağlarken de hükümetimizin, devletimizin de bize destek olmasını her konuda istiyoruz. Nasıl bir destek bekliyorsunuz? Şimdi nasıl bir destek? Bugün ÖTV dedik. ÖTV'nin artışıyla beraber otomotivdeki satışın durgunluğu. Geri tarafta da işte KDV'lerin geri çekimi, vergilerdeki dilimlerin hafifleştirilmesi, faizlerin biraz düşümü, bu gibi destekler bekliyoruz. İnşaat sektöründe de alt yan giderler, görünmeyen giderler, devlete ödediğimiz giderler gerçekten çok fazla. Yani belirli bir oranla kat karşılıyorsunuz veya satın alıyorsunuz, bir proje üretiyorsunuz ama o projeyi üretip başlayana kadar belediyelerden tutun, devlet kurumlarına kadar ödeyeceğimiz dilimler maliyetleri ister istemez artırıyor. Nasıl ki otomotivçiler şimdi feveran etmeye başladılar, ÖTV'nin artışıyla beraber otomotiv satışlarının düşeceğini öngörüyorlar. İnşaat sektörde de görünmeyen vergiler, KDV'nin %18 olması belirse de kesinlikle ama kesinlikle satışı bıçak gibi kesiyor. Bunların törpülenmesi, geriye çekilmesi, vergi iadelerinin hızlı bir şekilde iadesi ve KDV oranlarındaki ve arazi teminlerindeki bazı iyileştirmeler getirildiği takdirde sektöre büyük bir katkı sağlanmış olur. Pek çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için sağ olun. Fokus'a böylece noktayı koyuyoruz. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'i bugün Fokus'ta ağırladık. İnşaat sektörüne, konut sektörüne ilişkin ayrıntıları konuştuk. Yayın içerisinde de ÖTV zamlarına dair sektörü nasıl etkileneceğini, sektörün nabzını tutarak ekrana getirdik. Elinizden geldiğince, elinden görüşünceye de hoşça kalın.